Artan girdi maliyetleriyle birlikte çiftçiler, üreticiler İzmir-Bursa yolunu trafiğe kapattılar. Ayrıntıları da alacağız. Görüntüleri de ekran alabilir miyiz arkadaşlar? Evet, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Sayın Rıza Türkmen daha da Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Rıza Bey hoş geldiniz. Yani bir kalabalık var arkanızda. Hoş bulduk. Merhabalar efendim. Ulusal Kanal izleyicilerini Bursa'da Karacabey'den saygıyla selamlıyoruz. Efendim nasıl başladı eylemler? Bugün itibariyle hareketlilik artıyor her anladığımız kadarıyla. Giderek bir yoğunluk da görüyoruz. Bize aktarır mısınız son durumla birlikte? Burada sabah 9.30'dan beri üreticiler İzmir-Bursa karayolunu kapattılar. Yanımızdalar. Şu anda İzmir-Bursa karayolu üzerindeyiz. Üreticilerimiz gördüğünüz gibi trafiği tamamen kapatmış durumdalar. Haklı eylemlerini yapıyorlar ve seslerini başta hükümete, Tarım Bakanına duyurmaya çalışıyorlar. Buradaki üreticilerin en önemli talepleri ürünlerinin tarlada kalması, karpuzun, domatesin, buğdayın, arpanın para etmemesi ve bununla birlikte girdi fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle zarar ettiklerini söylüyor üreticilerimiz. Burada eylemi yapıyorlar ve hükümetin de Tarım Bakanı'nın da seslerini duymadığını söylüyorlar. Biz de çok sayıda üreticimizle şey yaptık. Ben şöyle bilmiyorum ne kadar görülüyor ama üreticilerimiz alanı göstereyim. Jandarmamız burada. Gördüğünüz gibi traktörlerin üstünde üreticilerimiz ve burada haklı taleplerini dile getiriyorlar. Üreticilerimizin burada aslında günler öncesinden eylem yapacaklar açıklanmıştı. Buradaki alanda işte traktörlerini çektiler ve basın açıklaması yapacaktı ziraat odaları. Ancak duruma el koyan üretici Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey üreticileri karayolunu kapatarak ürünlerinin para yapmamasını, dediğimiz gibi girdi fiyatlarını ve diğer sorunlarını dile getiriyorlar ve yaklaşık 4-4,5 saattir burada yolu kapatmış durumdalar. Evet, yanınızdan üreticiler de Rıza Bey geçiyor. Bu arada o traktörleri de görebiliyor muyuz arkanızda? Var bir abimiz. Ben hemen o da şey yapayım. O da bilgilerini verebilir. Buyurun. Ulusakın Hacan yayını. Merhabalar tüm seyircilere. Efendim hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz? Yetkililerle görüşebildiniz mi? Lütfen aktarır mısınız? Efendim? Beyefendiye soruyorum Rıza Bey. Biraz kamerayı uzak tutarsanız. Merhaba. Biraz uzak tutarsanız Rıza Bey. Buyurun. Yıllardır üreticilik yapmaya çalışıyoruz. Bugün gelinen nokta aslında uzun süren bir sürecin sonucu. Yaklaşık herhalde tarihi tam hatırlamıyorum 2004 yılıydı. Tohumluk yasasıyla başlayan bir süreç. Burada önemli ölçüde sözleşmeli tohumluk üreten çiftçileriz. Buradan bir mağduriyetimiz başladı bölge olarak. Arkadan şeker kanunuyla gelen pancar kotası, şeker nişastı bağlı şekerin kotası sürekli artmasıyla pancar üretimini ciddi anlamda düşünüyoruz. Bölgenin en önemli ürünüydü pancar aslında, denge usulüydü. Arkadan tabii 2008'de yaşanan gıda kodeksinin değişmesiyle süt ürünlerinde olan talebin azalması, bütün ürünleri süt tozuyla üretilebilir hale gelmesi hayvancılığı olumsuz etkiledi. Hareketlilik var anladığımız kadarıyla. Faktörler yasasının çıkmasıyla hayvancılığa bir darbe daha vuruldu. Sonra gelişen bu süreçler içerisinde pandemi süreci, Rusya-Ukrayna savaşı, girdiği maliyetlerimiz çok ciddi önemde arttırdı. Ve hububat fiyatlarının sürekli olarak düşük, maliyetinin altında düşük çıkması teklif edilmesi ve piyasada arzın gerekli içerikliğe oluşmaması talep çıkmasından dolayı sebze ürünlerine alternatifsiz kalan üçüncü üretici sebzeye yöneldi. Bu da domates, biber, karpuz gibi sebzelerin tamamının aşırı bir şekilde üretilmesine, ihracat kısıtlamalarıyla ciddi pazar kaybedilmesine neden oldu ve sonuç ortada. Bütün ürünler bugün Karacabey'de tarlada 1 lira. Karpuz 1 lira, salçalık domates 1 lira, biber 3 lira, her şey 1 lira. Ve sattığınız üründe karşılığını alamıyorsunuz. Çek kasasıyla getirilen
değişiklikle ÇEK sahipleri hiçbir sorumlu yok. Şu an sadece Karacabey'de 200 milyonluk karşılıklı ÇEK kartı ticaretinden var. Böyle de bir mağduriyetimiz var. Hani sonuç bu kadar yanlışım ben bir araya tesadüfen geldiğini düşünmüyorum. Bu bir süreç. Kasıtlı olarak yürütüldüğünü düşünüyorum. Çiftçilerin köylerden taliye metodu olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde düşünüyorum ben. Bu kadar hata üst üste denk getiremezsiniz. Matematiksel olarak mümkün değil. Kasıtlı bir iş yapılan bir olaydır. Türkiye'yi ithalata mecbur bırakmaktır. Türkiye'yi aç bırakmaktır. Bu bir milli mücadeledir. Abu'yiz Kurtuluş Savaşı. Abu'nun böyle topraklara sahip çıkmaktır. Karacabey topraklarının çok ciddi bölümü satılmış durumda. Karacabey halkının elinde zaten toprak kalmadı. Kimin aldığını bilmiyoruz. Emlakçılardan yer tutuyoruz fahiş fiyatlara. Yani söyleyeceğimiz bunlar. Gelinen nokta bugün bir sonuçtur. Ama şunu söyleyeyim. Bugün bu Karacabey çiftçisini kimse kurtaramaz. Bu borçlarla kimse hani borcunu malını satsa kimse borcunu ödeyemez. Borçlar yapılandırılırsa belki bir süre idare edilebilir. Ama ürünün mutlaka para kazanması lazım. Ve bu bir domino etkisi yaratacaktır. Domino etkisi ediyorum. Buradaki çiftçi başlayacak. Bizden önce esnaf iflas edecek. Bu süreçtir bütün Türkiye'yi sarabilir. Domino etkisi yaratır. Bu sesimize kulak verin. Bu insanlar mağdur olmasın. Türkiye'nin gıda arzı ile ilgili önümüzdeki yıl çok ciddi sıkıntı olur. Bu çiftçiyi küstürmeyin. Dönem bir daha geri gelmiyor. Bu bir milli mücadeledir. Biz kendi toprağımıza sahip çıkıyoruz. Bizim nesilimiz kaybetti. Peki şimdi Rıza Bey şöyle yapalım mı? Elinizde kamera var ya, biraz önce uzak tutmuştunuz. Aynı uzaklıkta tutarsanız bize kitleyi gösterin. Evet, çiftçilerimizi gösterin. Şu çok iyi. Bakın bu çok iyi bir görüntü. Hayır, kendiniz gözükmeyin rica ediyorum. Kitleyi görmek istiyoruz. Evet, biraz daha evet bu şekilde kalırsanız ve eğer kadrajı bozmazsanız çok seviniriz. Tahminen Rıza Bey kaç tane üretici var şu anda bulduğunuz yerde? Bizim sesiniz yayında. Yaklaşık 500 tane traktörle burayı kapattılar ve 3000'in üzerinde üretici burada şu anda hakkını arıyor. Seslerini duyurmaya çalışıyor. Tam şu anda Bursa İzmir Karayolu'ndayız. Gördüğünüz gibi burada traktörün tepesindeler. Bilmiyorum ne kadar görülüyor. İşte görüyoruz. Siz devam edin. Çok net görüyoruz. Böyle çok daha iyi oldu. Tabii ki bir rüzgar geliyor bu arada. Çok sıcak gelişmeler. Çiftçilerimiz orada, traktörler. Çok fazla çiftçimiz olduğunu söylediniz. Peki yetkililer sesini duydu mu çiftçilerimizin? Gelen bir yetkili var mı yanınıza? Burada ziraat odalarımızın başkanları var. Ancak üretici Ali, özellikle şimdi Ali Bey geldi. Şu an konuşma yapıyorlar karşılıklı. Şu an bu kararlar şu an konuşan Bursa valisi şu anda karşılıklı diyalog halindeler. Bilmiyorum ne kadar görülüyor ama durum böyle. Vali Bey şu anda yolun açılması yönünde ve talepler duydukları yönünde bilgileri iletiyorlar. Çiftçi kararlı seslerini duyurana kadar ulusal kanallara işte biraz önce Levent Bey de söyledi. Uzun yıllardır aslında üreticinin yok sayılmasını isterseniz. Buradalar. Görüntüler umarım. Geliyor, evet. Bozmazsanız kadrajı çok sevineceğim. Evet. Ya 500'den fazla traktör, 3000'e yakın çiftçimiz şu anda yetkililerle görüşmeye çalışıyor ama yani çiftçiler istekleri, beklentileri var. Girdi maliyetleri çok yüksek. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor. Peki kavuşmazsa, herhangi bir çözüm yoluna gidilmezse çiftçiler eylemlerine devam edecekler mi? Evet, devam edecekler. Bizden de bu konuda yardım istediler. Burada çok fazla özellikle de ulusal kanaldan, Vatan Partisi'nden seslerini duyurmak noktasında taleplerini dile getirdiler. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz traktörlerle domatesimizi döktük. Yukarı efendim. Kadrajı yukarı. Tarlada bıraktık diyorlar. Eylemlerini sürdüreceklerini söylüyorlar. Özellikle bu eylemden devam edeceklerini sesler duyana kadar şöyle söylüyorlar. Yani kısaca üretici, köylü kendisini hatırlatmak istiyor. Yeniden
köylü milletin efendisiydi. Milletin efendisi sesini duyurmak istiyor. Şimdi tabii kadrajı ayarlamak da çok zor. Uzaktan alırsanız biraz daha yukarı. Eliniz de yoruldu biliyorum. Ama biz de tabii ki sıcağı sıcağına tüm gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Sevgili izleyenler ve bizi dinleyen ulusal radyo misafirlerimiz. Ama devam edin. Alana doğru geçiyorlar. Alana açıklamalar yapacaklar. Terk etmemeyi, yolu açmamayı. Yani pankartlar var, bir yandan açıklamaları da, görüşmeler devam ediyor dediniz. Aralıksız devam eder mi bugün bu eylem? Efendim bir daha sözler tutulmuyor. Söylemi var, duyuyor musunuz bilmiyorum, ses oraya kadar geliyor. Sözler tutulmuyor. Biz devam edeceğiz diyorlar. Ulusal Kanal canlı yayın aracılığıyla şu anda üretici Bursa'dan Karacabey Mustafa Kemal Köprüsü arasındaki İzmir-Bursa karayolu üzerinden ekonomiye getirdik. Biz de Vatan Partisi ilçe başkanımızla, yöneticilerimizle Bursa yöneticilerimizle buradayız. Sabah 9'dan beri üreticilerimizle birlikte tutmaya, onlarla konuşmaya, durumu anlamaya. Bir üreticimizle daha konuşalım mı? Rıza Bey, var mı imkanımız? Vaktiniz var mı? Bir tabii, üreticimizin var, daha sesini duyalım. Kamerayı biraz uzak tutarsanız. Bir üreticimiz varsa hemen yanınızda bakın. Bakın hemen bir beyefendi geldi. Bir sesini duyalım. Dertlerimizi anlatırsanız her türlü tarım ürünü ithalatını bitirmesini istiyoruz. Her türlü tarım ürünü ithalatı bitmeli. Çiftçi dışarıdan ürün alınmasın, bizim ürünler. Her türlü tarım ürünü ithalat. Her türlü. Çiftçi bunu üretir. Evet. Çiftçi bunu hazır üretir. Ama para kazanamazsa millet aç. Millet aç para kazanamazsa. Sırtına doğru adamı. Tarım ürünü ithalatı bitsin. Çiftçiye kulak verilsin. Biz bunu istiyoruz. Evet. Sadece ithalatla da bitmiyor bu iş. Yılın 6 ayı ihracatı açıp 6 ayı ihracatı kapattığınız zaman dünya pazarında o salça domatesin pazarımızı kaybediyoruz biz. Yani en basit, en son Fransa olimpiyatlarında karpuz istemişler. Sağ olsunlar ihracatı kapatmışlar. Niye karpuz burada pahalanmasın diye. Yani tamamen dış politikamız çok yanlış. Tarım politikasının değişmesi gerekiyor yani. Evet, yine şöyle. Rıza Bey, birlikte yayına şöyle isterseniz arkaya doğru ilerleyin. Birkaç üreticimizi daha alın. Çok güzel gidiyor. Kendilerinin sesini de duyurmuş oluyoruz sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Evet, bir iki üreticimizi daha alırsak, yani biz bir yandan da ekranın öbür tarafını Rıza Bey siz görmüyorsunuz. Traktörlerin üstündeki çiftçileri gösteriyoruz. Buyurun. Sesi gitmiş. Buyurun. Çiftçi mağdurluğunu çiftçinin halini ve gereğini yapmasını bakanlıktan rica ediyoruz. Artık çiftçinin atacak tek koşunu da tek koşunu. Yok yani, imkanı kalmadı. Artık buraya geldi. Yok, yarışı yok. Evet. Aslında Rıza Bey değil mi? Uzun zamandır bizim ulusal kanal ekranlarında konuştuğumuz başlıklardan biri. Yani bu çiftçi ne yapacak? Pandemiden beri özellikle enflasyonist ortamda yükseliş artarken. Evet. Evet, üreticilerimiz yine yandayız. Biriyle daha. Abi buyurun, Ulusal Kanal canlı yayınında. Sizler söyleyin söyleyeceklerinizi. Evet, bir şey söylemeye gerek yok. Her şey ortada zaten. Durum ortada. Mağduruz. Ürettiğimiz malı satamıyoruz. Üreticiyiz. Para etmiyor. Fabrikalar mallarımızı almıyor. En son artık bıçak yemeğe dayandığı an bu nokta. Yapacak bir şey yok. Yani biz bütün elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ondan sonrası artık yetkililerin elinde. Bizim şeyimiz kalmadı artık yani. Sabrımız da kalmadı. Takatimiz de kalmadı. İnşallah verecek her şeyi. Çiftçi yine üretmek istiyor. Çiftçi sesini duyurmak istiyor. Sizler de duyuyorsunuz. Aslında evet, çiftçi evet. Yana bir şey yok, tam tersi çözüm istiyor. Rıza Bey, biraz daha arkaya gidelim mi? O traktörün üstünde çiftçilerimiz de var. Konuşma imkanımız var mı? Yoruldunuz biliyorum ama eğer imkanınız varsa tabii ki sizi de çok yormayalım. Jandarma var. Şu anda jandarma personeli.
Gördüğünüz gibi biraz gergin ortam var. Rani Bey ile üreticiler karşılıklı anlaşmaya çalışıyor. Zaten falan konuları burada. Yukarıdan bir daha şey Ankara pankartını gördük Rıza Bey. Anladığımız kadarıyla buradan sonraki adres Ankara mı olacak? Yani öyle bir talepleri var ve bir an önce çözüm bulunmasa burada yine yöneticiler var. Sizler de yine söyleyecek. Ulusal Kanal canlı yayınındayız. Buyurun sizler de söyleyeceğinizi söyleyin. Efendim hoş geldiniz. Eyleminizi canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Ne istiyorsunuz? Buyurun. Biber, karpuz hiçbir şey para yapmıyor. Yani insanlar müjde almadı yani. Aklımızı alıyoruz biz de ne yapalım? Yani, nereye kadar gideceğiz? Nereye kadar gideceğiz? Fundem, domates, bu da bitti. Uyuşuyor. Buradan boynumuzda devlet çekiyor. Devlet çekiyor. Buradan boynumuzda. Uyuşuyor. Beyefendinin sesi geliyor bir yandan. Vallahi hiç kimse yani kız batar yani. O batar. Ülke batar yani. Peki gördüğünüz şunu gibi yani üretici diyor ki artık gırtlağımıza kadar geldi. Çocuğuna kadar iner. Evet. Üreticinin çocuğuna kadar artık son dendeyiz. Bakın şurada bir beyefendi var. Evet, genç bir beyefendi var. Hemen yanınızda kısa gömlekli siyah. Ona bir ona, evet, onunla konuşma imkanımız var mı? Evet evet. Her yerde biz bir şey dediğimiz yok. Ürettiklerimiz paraya basla, girdilerimiz. Her şeyin fiyatları aynı. Bütün her şey sezon başından bu yana her şeyin fiyatı. Girdilerimiz çok acayip. Yem, mazot, gübre her şey aynı. Sezon gelmiş. Fiyatlar geri çekilmiş. Geçen senenin fiyatıyla bu senenin fiyatını... %200 fiyat düşürdünüz ha. Ya bize sabit fiyatını ver geçen. Rıza Bey şöyle aynı anda konuşursanız sesler karışıyor. Aynı anda konuşursanız şimdi en baştaki bir beyefendi var siyah gömlekli hemen sağ tarafınızdaki. Bize sabit verdiği fiyatları istiyoruz. Başka hiçbir şey yok. Tamam beyefendi. Şunu sonra beni duyabiliyor musunuz? Şunu sormak istiyorum. Çözüm bulunmazsa ne olacak bugün Bursa'da? Tekrar konuşalım. Tekrar alabilir miyiz? Tekrar çözüm olmazsa, istekleriniz gerçekleşmezse ne olacak? Ekerken taahhüt fiyatına güvendik. Şu anda taahhüt fiyatının altına. Niye bu domatesi almayacaktı da? Bize Rıza Bey benim sorduğum soruyu da sorabilir misiniz? Bir çözüme ulaşılmazsa, bir çözüm olmazsa ne olur bugün? Devam edecek mi eylemler? Fabrikaların bitten bu malı tam anlamıyla alması. Çözüm bu. Bizim malımızın yerden kalkması çözüm. Bu şekilde giderse biz zaten batmadık. Ezmede batacağız. Bıçak kemer dayandı en son diyeceğimiz şey. Ve de biz daha önce de bir şey olaraktan değil. Biz kendi hakkımızı aramak için buradayız. Mücadelemizi ona göre yürüyoruz. Bizim kimseyle bir işimiz yok. Ama bu şekilde olursa çiftçiyi bitirecekler. O kadar. Başka bir şey diyeceğim yok. Evet, gördüğünüz gibi. Başka sorunuz varsa deminki sorunuzu anlamamış. Rıza Bey, bu eylem bugün devam edecek. Peki sadece Bursa'da sınırlı kalır mı? Sorar mısınız? Yarın devam edecek mi? Çözüm olmazsa ne olacak? Sürer mi eylemler? Karacabey'in en verecek. Bursa'nın en verimli arazisindeyiz. En yoğun ekiliş olan tabii ki ekilecek. Hep insanlar eylemler devam edecek. Eylemler devam edecek tabii ki. Yani daha da artar. Daha da artar yani. Şimdi insanlar büyük bir şey almadığı zaman bir hafta sonra domatesi yola dökmeye başlayacak. Ya şöyle söylüyorlar özetle. Diyorlar ki biz sonuna kadar gideceğiz, eylemlerimizi devam ettireceğiz. Sonuç alınmazsa biz batarız, yurtun dökülenimizi sokaklara dökeriz, yollara dökeriz. Bunu istemiyoruz diyorlar. Yetkililer sesimizi duysunlar. Sabahtan beri konuştuğumuz her üretici Tarım Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na sesleniyor. Çözüm üretilmesini istiyor. Seslerinin duyulmasını istiyorlar özetle. Siz isterseniz tabii başka üreticilerimizle de konuşuruz. Tabii tabii kolluk kuvvetlerimiz de yani şimdi jandarma görevlileri de orada ne boşaltılmasını mı istiyorlar? Eylemlerin sonlandırılması mı? Ne istiyorlar?
Ya onlar yolu tabii bir an önce açılmasını istiyorlar trafiğine. Eylemin yan taraftaki alanda devam etmesini istiyorlar. Bir grup zaten oraya doğru geçti, eylem alanına doğru geçti. Bir grup ama yolu açmamakta ısrarlı. Böyle bir durum var. Üretici de bir sonuç alma, bir muhatap bulmak istiyorlar. Açıkçası hükümet tarafından bir muhatap bulmak istiyorlar. Şu ana kadar ama hükümet tarafından değil mi? Siz bölgedesiniz şu anda. Karacabey'de hiçbir yetkili yok anladığım kadarıyla. Doğru değil mi? Ya Mustafa valisi geldi şu anda. Dediğimiz gibi jandarma burada. Karacabey kaymakamı gelmişti daha önce. Ama daha çok Tarım Bakanı nezdinde, hükümet nezdinde bir muhatap arıyor, üretici. Evet, tabii ki. Yani taleplerinin yine duyulmayacağı, seslerinin duyulmayacağı ve sonuç alamayacakları endişesi var. Yani özet, esas bu kadar uzamasının bir sebebi bu. Daha önce de sözler verildi ama sözler tutulmadı. Bu devam eder endişesinden dolayı yolu açmak istemiyor. Evet, bir yandan protestolar da devam ediyor. Bizi gösterir misiniz biraz? Evet. Evet, bakın Bursa Karacabey'den geliyor görüntüler. Traktörler ekranlara gelmişti. Çiftçiler eylem yapıyorlar. Sabahın erken saatlerinde başladı bu eylemler. Türk bayraklarını görüyorsunuz. Bizim tek istediğimiz, yani bizim girdi maliyetlerimiz. Dinleyelim, bir saniye, biri konuşuyor galiba. Evet. Ya şu anda karşılıklı pazarlık, yolun açılması için pazarlık sürüyor. Ama tam ne pazarlığı yapıyorlar Rıza Bey? Şu anda ne pazarlığı yapıyorlar? Yolun açılması için, yolun açılması için yetkililer yolu açalın, yan tarafta eyleme devam edin diyorlar. Ama üretici de seslerini duyurmadığını düşünerek eylemlerine devam ediyorlar. Dediğimiz gibi özetle talepleri bir an önce ürünlerinin para etmesi, ürünler tarlada kalmış durumda, girdi fiyatları çok yüksek ve biz bu mağduriyet giderilmediği sürece de eylemlerimize devam edeceğiz diyorlar. Biz de Ulusal Kanal Aracılığıyla Karacabey'de, Bursa İzmir karayolu üzerinde gördüğünüz gibi işte orada görüyorsunuz. Biraz kaldırır mısın? Evet, gösterin bize alanı, gösterin. Çok güzel bu görüntüler. Ben de biraz üzerine izleyicilerimize, yeni katılan, bizi izlemeye devam eden izleyicilerimize son durumu aktaralım. Üretici dertli. 500'den fazla traktör İzmir-Bursa yolunu kapattı. Karacabey'deyiz. Bursa Karacabey'de. Üretici dertli. Girdi maliyetleri çok yüksek. Biz artık ürünümüzü satamıyoruz. Tarım Bakanlığı'ndan yetkililerle muhatap olmak istiyoruz. Ama eylemlerimiz sona ermeyecek. Eylemlerimiz devam edecek diyor. Şimdi kolluk kuvvetlerimiz orada. Şimdi haliyle diyorlar ki üreticiye, ya bu yolu açın, yan tarafta devam edin. Ama üretici diyor ki biz sesimizi duyuramıyoruz ki. Böyle nereye kadar gidecek? Bir an önce o ithalatı kısıtlayın. Bizim artık hiç yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bakın. Değil mi? Rıza Bey buyurun. Sesinizi alamadım gürültüden dolayı. Biz sizi duyuyoruz. Ben kısaca özetlemeye çalıştım. Sabahın erken saatlerinden başladı. Tabii ki... Evet. Sabah 9'dan beri Karacabey'deyiz. Burada ziraat odalarının çağrısıyla, Karacabey, Mustafa Kemal Paşa ve Bursa'nın diğer ziraat odalarının çağrısıyla çiftçiler traktörleriyle, kendileri, aileleriyle, çocuklarıyla geldiler. Biz de burada onlarla birlikteyiz. Sabahtan beri onlarla konuşuyoruz. En son sabah 10 gibi Bursa İzmir karayolunu trafiğe kapattılar. O saatten bu yana da trafiği açmıyorlar. Sebebi şu: ürünleri para etmiyor. Tarım Bakanı'ndan, Cumhurbaşkanı'ndan muhatap bulmak istiyorlar. Bir an önce ürünlerinin para etmesini, girdi maliyetten düşürülmesini devam edecek. Yoksa eylemlerimize devam edeceğiz. Sesimiz bir an önce duyulsun diyorlar. Çiftçi kararlı Bursa'da. Çiftçi kararlı, yetkili istiyor. Tarım Bakanlığı'ndan bir muhatap arıyoruz diyor. Biz eylemlerimize devam edeceğiz. Sesimizi duyuruna kadar bu eylemler devam edecek. Evet, vali, kaymakam bölgede, kolluk kuvvetleri bölgede, üreticilerle görüşüyor. Ama ürün para etmiyor, ürün tarlada, üretim yapılamıyor. Dün yazı gitti Çukurova'daki üreticilerimize de Eylül-Ekim ayında üretim yapmayın diye. Su yok. Şimdi Bursa'nın sesini ekranlara getiriyoruz. Ama Ankara diyor, bundan sonraki adresimiz, o pankartları da sizlere göstermeye çalıştık. Dünden yansıyan görüntüler de var. Bir yanda ekranın bir tarafında dünden gelen görüntüler de var. Bakın bu çiftçilerin eylemi zaten önceden açıklanmıştı. Şu anda bir anons geliyor galiba.
Var mı açıklama? Evet, bir yandan şey devam ediyor gördüğünüz gibi. Jandarma kolluk kuvvetlerimizle karşılıklı diyalog devam ediyor. Bir yandan taleplerini dile getirmeye çalışıyorlar. Ya buradaki şey şu, bu bölgeyi iyi anlamak için seyircilerimize anlatmak Tabii. istiyorum. Bu bölge Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa Türkiye'nin en önemli tarım bölgelerinden bir tanesi. Önemli tarım merkezi. Özellikle salçalı domates, karpuz, soğan, bunların yüksek çekimi var. Ama bunların hepsi şu anda tarlada kalmış durumda. Hatta şunu söyleyeyim çiftçilerime, geçen yılki fiyatlara bile razıyız, o kadar kötü durumdayız diyorlar özetle. Evet. Sözleşmenin aldığı taahhütlü parasını almıyor, gidiyor bir şey almak. Serbestten almak. Sözleşmenin ürünlerini almıyor. Domatesten diyor, çiftçinin eline geçen 1 TL diyor. Ondan dolayı biz şey yapıyoruz diyor, ben... Şuradan Mart'ta sözleşme yaptı 4 lira diye. Evet, Skype bağlantısında zaman zaman tabii ki bağlantıda sorunlar olabiliyor. Karacabey'deyiz, Bursa'da çiftçiler sabahın erken saatlerinde İzmir-Bursa yolunu trafiğe kapattılar. Biz üretemiyoruz diyor. Karacabey Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri. Yetkililerin bir an önce seslerini duymasını istiyorlar. Tarım Bakanlığı'ndan bir sesin artık kendilerine cevap vermesini istiyorlar. Bu şekilde gitmez. Girdi maliyetleri yüksek, üretim yapamıyoruz. Mallarımız tarlada kaldı. Ne olacak? Kadın, erkek, çocuk, anne, baba, ailece bu şekilde bugün sabahın erken saatlerinde başladılar. Ama o yol kapalı, açmayı da düşünmüyorlar. Biz tabii ki an ve an aktarmaya çalışıyoruz Bursa'daki bu eylemi. O pankartları da gördünüz. Ankara'yı işaret ettiler. Bundan sonraki durağımız Ankara dediler. Bakalım Tarım Bakanlığı'ndan bir açıklama gelecek mi? İbrahim Yumaklı'dan bir açıklama gelecek mi? Hep birlikte takip edeceğiz, göreceğiz. Tabii ki enflasyonist ortam, üreticinin sorunu, ithalat artık kısıtlansın. Üreticiye canlandırın, üretimi destekleyin. O doğalgaz, biz konuşuyoruz ev tarafında evet ama üretim tarafına bakıyorsunuz. Elektrik faturası destekler, mazot desteği, yem desteği nereye kadar artan fiyatlarla birlikte yeterli değil diyorlar. Şimdi efendim enflasyon raporuyla birlikte aslında sevgili Hikmet Baydar konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Kendisine de soracağız. Şimdi Bursa'daki bu eylem çok dikkat çekici çiftçilerimizin. Bir kez daha tekrarlayalım, 3000'e yakın çiftçi Rıza Bey aktardı. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi. Vatan Partisi bölgeye gitti. Üreticilerle konuşmaya çalıştı. Mikrofon uzattık. An ve an aktarmaya çalıştık. Peki nereye doğru gidecek? Üreticilerin sesini kim duyacak? Vali, kaymakam bölgede, kolluk kuvvetleri tabii ki yolun açılmasını istiyorlar. Yan tarafta eyleminize devam edebilirsiniz dediler. Tırnak içinde bunu da belirtelim ama biz sesimizi duyuramıyoruz ki diyor üretici. Duyuramadığımız için kapattık bu yolu. Artık bizi Tarım Bakanlığı'ndan bir yetkili sesimizi duysun istiyoruz. Beklenti bu. Üretici desteklenmek istiyor. Üretim yok. Biz bitiyoruz artık. Seslerini de duydunuz. O feryatları, serzenişleri de ekranlarınıza getirmeye çalıştık.